Selamün aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar Almanya'daki evimden sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün gene çok kolay, çok pratik. Acil borcam pastası yapacağım. Gerçekten acil durumlar için kurtarıcı bir pasta. Hem kolay hem pratik. Hem malzemelerim geçeceğim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere şu beyazdan başlayayım önce. 3 yemek kaşığı dolu dolu nişastam, 2 yemek kaşığı dolu dolu unum var arkadaşlar. Ben birleştirdim, ayrı ayrı koymadım. Bu şekilde toplam 5 kaşık. Burada da 1 litre sütüm var gördüğünüz gibi. Bir tane vanilya şekeri var orada aşağıda. Bir su bardağından biraz eksik toz şekerim var. 2 yemek kaşığı dolu dolu kakaom var. Bebe bisküvim var arkadaşlar. Bir şurada kasemde bir paket falan, artık ne kadar lazım olursa kullanacağım. Bir tane vanilya şekerim var arkasında. Bebe bisküvisi yoksa normal bisküviyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir de burada gördüğünüz gibi bir su bardağı sütüm var. Onu da bisküvi ısıtacağım. Onun için arkadaşlar hemen yapma aşamasını geçelim inşallah. Arkadaşlarım yapmaya başlayalım inşallah. Önce 2 yemek kaşığı un ve 3 yemek kaşığı nişastan koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir su bardağından birazcık eksik toz şekerim koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Onu da koydum arkadaşlar. Şimdi kakaomu koyayım arkadaşlar. 2 yemek kaşığı kakaom var. Onu da koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten çok kolay, çok pratik. Benim Hasan'ım, büyük oğlum, çok seviyor tatlı tür şeyleri. Kahveler falan güzel oluyor. O yüzden oturuyorduk, aklımız geldi. Dedik hem yapalım çekelim hem de kahvemizle yeriz dedik. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir kurulan şöyle bir karıştıralım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi arkadaşlar, bisküvi hani illa şart değil bebe bisküvi olması. Evinizde eliniz ne varsa ondan yapabilirsiniz. Benim vardı evde. Dedim bu şekilde yapayım. Şöyle arkadaşlarım karıştırdım. Şimdi artık nasıl olursa sütümü koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Öbür bardaktaki sütümü de arkadaşlar bisküvileri ıslatacağım. Onun için kullanacağım. Tam 1 litre sütümü kullanmış oldum. Koymuş oldum arkadaşlar. Arkadaşlar benim borcamım şöyle. Bu ikili olan borcamdan küçüğünü yapacağım nasip olursa. Şu şekilde, eğer büyüğünü yapacak olursanız biraz malzemeyi çoğaltmanız lazım. İki kat dökeceğimiz için ben bunu yeterli görüyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Burada sütümü hazırladım arkadaşlar. Bir su bardağı dolu sütüm var. Burada bisküvilerim var. Ocağımın altını açmadan önce dedim önce bir bisküvilerimi ıslayıp yerleştireyim. Ondan sonra pudingimi yapayım dedim arkadaşlar. Bu şekilde Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle sütü batırıp koyacağım arkadaşlar. Şöyle şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar sırlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada arkadaşlarım, ne var ne yok, nasılsınız, iyisiniz inşallah. Bizler deyiz, hamdolsun bugünümüze. Rabbim bugünümüz aratmasın arkadaşlar. Bugün de böyle bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten çok kolay, çok pratik. Oğlumla oturuyorduk, yapmayı karar verdik. Hasan'ımın da sizlere çok çok selamı arkadaşlar. O da ben de, yani tatlıyı seviyoruz biz. Kahveyle hele daha güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle sırlıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim görmeniz açısından. Bu küçük borcamı yapıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi eğer siz şey yapmak isterseniz bir büyüğünü yapabilirsiniz. Birazcık malzeme çoğaltmış olursunuz. Yani böyle iki kat olacağı için tam güzel oluyor. Büyük borcamı biraz bu tarif, yani buradaki birer bardaktan olduğu için şey olur, az olur benim tahminim. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi bir sırasını düzdüm. Şimdi artık pudingimi yapacağım. Yani muhallebimi yapacağım. Arkadaşlar ben pudingimi yapıyorum. Şimdi vanilya şekerini koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Artık yavaş yavaş pıt pıt etmeye başladı. Şu şekilde kıvamı. Vanilya şekerini koydum. Şimdi artık şeysini koyacağım arkadaşlarım. Bir yemek kaşığını yakın Nutella koyacağım. Eğer siz Nutella yoksa normal çikolatalardan da koyabilirsiniz. Şöyle şunu koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Kıvamı şöyle oldu arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle oldu. Arkadaşlar muhallebimiz oldu. Şöyle kakaolu muhallebimiz. Artık tepsinin üzerine döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir yarısını dökeceğim. Ondan sonra tekrar bir yarısını dökeceğim arkadaşlar. Şöyle çok güzel oldu. Çok koyu değil, çok turu değil.
Sınıf ortası gibi bir şey oldu arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şöyle kaşığımla düzelteceğim. Sıcak sıcakken. Şöyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bugün Perşembe. Yarın Cuma nasip olursa büyük ihtimal bu videomuz Cuma günü yayınlanacak. Şimdiden Cuma gecemiz mübarek olsun. Rabbim sağlığından tekrarını kavuştursun inşallah. Arkadaşlarım hemen tekrar şeyimi yapıyorum. Bisküvilerimi tekrar hazırlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlarım sıcak sıcakken hemencik. Arkadaşlarım tekrar ikinci sırasına pudingimi döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlarım şöyle üzerine düzelteyim. Hemen sıcakken. Tamamdır arkadaşlarım. Şimdi birazcık sıcaklığı geçsin. Buzdolabına koyacağım. 2 saat orada dursun. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlarım gördüğünüz üzere bugün bir videomuzun sonuna geldi. Gerçekten görüntüsü çok güzel oldu. Ben kare kare kestim. Üzerine biraz beyaz badem kare koydum. Ve de muz dilimledim. Muz parçaları koydum. Görüntüsü bozulmasın diye ben bir tanesini çıkarmak istemedim. Gerçekten kolay oldu, pratik oldu arkadaşlar. Kalınlığı da güzel oldu. Yani bayağı iki katlı olduğu için güzel oldu. İnşallah sizler de yapar denersiniz. İnşallah sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanları yiyenler afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolu sevgiler, selamlar olsun.